Tahmin etti galiba. Yok ben... Kim öğrendin mi? Haber kaynağı. Ben bu köpeği almak burada mı oldu? İsmi bende saklı aktırın değilse. Onu. Ya ben alma bu köpeği almak yani. İstiyorum ama Dahan izin vermiyor. Hayır tekrar izin geleyim. Vermiyor ben bu köpeği değil. Almak istiyorum İstemiyor. Ama Dahan benim için üzülüyor. Bak, hani vallahi, sen ona hayır. Bakma. Alma dedim ben ona alma dedim çünkü çok meşgulsün. Hani bu kadın dünyanın en faal kadını hayatta yani. Gerçekten stand-up'ı var, buraya geliyor, tiyatrosu var, orası var, burası var, bilmem ne. Eve gidiyor, evde durmuyor, evde de puzzle yapıyor. Yani hani böyle bir durmamazlığı var. Köpek alacağım diye dedim ki kendine ayıracağın hiçbir vaktin kalmayacak. Biraz böyle bir oturduğun zaman o köpeği dışarı çıkartacaksın, bilmem ne falan filan. Aa haklısın bak ben bunu hiç düşünmedim dedi. Sonra gitmiş almış. Kendin bilir. Bu kadar küçücük. Kendin bilir yani kafana göre yani. Ben bir yere giderken edeyim. Sana bırakacağım. Sen şimdi programda söylüyorsun ki. Nerede dedi kabul, ama. Kabul etsin. Ben halbuki onun bir çok güzel bir atölyesi var. Oraya götürecekti. Ha, çok, bak tabii. Yeni kardeş geldi. Daha ne atölyesi diye. Burası? İşte resim, heykel. Ne güzel. Yazı. Hı. Anlat bize biraz. Neler yapıyorsun? En çok sevdiğin hangisi resim, heykel? Sen ya yapıyor benim, musun yoksa o atölyeye gelip benimki daha çok prodüksiyon kafası mı? Yani daha bir yapımcı kafasıyla öyle bir yer açtık. Hani gelen giden istediğini yapabilsin diye bir iki arkadaşımla beraber. Hı hı. Orası daha çok benim için bir ağaç ev kafasında biraz geniş bir yer öyle. Hani orada takılıyorum, oyun oynuyorum falan filan. Kendini rahatlatıyorsun. Tabii tabii kendimle ilgileniyorum. Senin yani. Özel bir ilgin var mı heykele mesela? Ya benim resime değil de daha çok benim kendimce yaptığım bir heykellerim var. Böyle taşları alıp hiç durmayacak sandığınız pozisyonlarda formlar dengede değil. Tutarım. Ama hmm. dengeyle yaparım yani. O böyle açık alanda, ormanda falan yapılır. Sonra çok onları güzel. Sabitliyor musun? Yok o öyle momentary art diyoruz yani. Hmm. Bir ansal anlık. Yani. Sonra bir rüzgar esiyor. O dağılıyor. Gidiyor. Yani ama bazen işte 10 dakika duruyor. Bazen bir ay duruyor yani. Güzel. O tip daha kendimi işte boşaltabileceğim, meditasyona girebileceğim, hmm. daha ufak tefek böyle hani az minik gözüken ama daha minimal şeyler. İlgilerim. Evet. Peki televizyon izliyor musun daha? Maalesef. İzlemiyorsun. İzliyorum maalesef. İzliyorsun. Maalesef. Çünkü takip etmen lazım. Ondan dolayı mı yoksa sen seviyor musun televizyon izlemeyi? Yani o bilmiyorum gerçekten yani televizyonda çok aşırı neşir oldum hani çocukluğumdan beri. Biliyorum televizyonu aslında. Hı, televizyonu biliyorum yani. Hani biri bana soruyor mesela ne iş yapıyorsun diyorlardı. Bir ara şey diyorum ben televizyoncuyum. Ne yapıyorsun diyordu. Tamir mi ediyorsun dedi. Yok diyorum hani ben televizyoncuyum yani. Televizyonda ne varsa ne oluyorsa ben ondan anlarım yani. Orada katılabilirim bir iş sağlayabilirim diyordum. He çok güzel çok güzel. Çok güzel. Şey mesela eskiden takım tutardı. Artık takım tutmuyor. İyi futbolu tutuyor. Değil mi? Mesela o çok iyi. Ne kadar güzel anlamışsın anneciğim. Çok güzel bir şey. Anlamışım diye söyledin evladım. Çok güzel anlamışsın ama yani. Güzel ben... anlattın mı daha? Yani konulara Dahan'ın yani. Bu cool görüntüsünün dışında ayrıca felsefi bir yaklaşımı var aslında. Öyle. Öyle. O şeyde. Evet evet. Cool, hep annem cool. Bana felsefecilerden ders aldı. En iyi felsefecilere gönderdi beni. Ya Ayşe seni anlıyorum. Şuraya 9 yaşındaki oğlumu getirsek, annenle ilgili konuş desek kim bilir neler söyler. Çocukların ya çok kim böyle annesini yatkını... babasını sever ki zaten. Ama hadi gerçekleri açın yani konuşun şurada. Yani mesela sizin çok hayran olduğunuz bir insan olsun falan. Ya da biriyle tanışın. O sizin çok hayran olduğunuz birisinin oğlu ya da kızı çıksın mesela. Hemen siz ona deyin. Ay ben sizin babanıza hayranım. Şöyle inanılmaz bir sanatçı şöyle böyle falan. O şey der, ha sen onun bir de babalığını, anneliğini gör. Yani o başka bir şey ya yani. En çok birbirimiz için söyleniriz ama en çok da birbirimizi severiz. Şimdi annen deyip bir yere bağlanacak. Deyip bu konudan hop diye sıyrılıyoruz. Evet, şimdi sana sorular soracağız. Ne? Sorular soracağız. Bak sen. Ama bak şimdi mesela senin de küçükken bana sorduğun, cevaplayamadığım sorular vardı. Bakalım. Şimdi bunlardan bir tanesi geliyor. Aa, babam kesin cevaplamış. Hayır sanırım. Evet, hattımızda sevgili Neslim Doksat var. Çocuk ve ergen psikiyatristi. Neslim Hanım, ben karşımda da oğlum var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Bu soruyu Dahan'ın bana sorduğunu hatırlıyorum, buna benzer bir şeyi. Anne, okullar tatil olunca neden senin iş yerinde de tatil olmuyor diye. Bunun aynısını şimdi benim suratıma bakıyor. Ne zaman sordum diye de. Hiç o kadar yani buna benzer. Hani okullar tatil senin iş yerin tatil değil mi diye sordun. Ben de tek geç. Evet. Efendim? Ayşe Erbulağ'ın oğlu. Maalesef. Evet. Evet. Birazdan.
Annen sana zorla yemek yedirir miydi daha? He. Peşinden koşarak. Evet, zorla dondurulmuş gıdalar yerdi. Hatta pişirmeden, pişirmeden, soğuk soğuk. Ya yok, o konularda çok rahattı ya işte, hani mükemmel anne yok maalesef. Arıyoruz ama bulamadık yani. Hani o çok rahat bir çocuktum ben, hep beni özgür bıraktı. Hani yemek konusunda da hiç... Çok hatırlamadığın zamanda çok zorla yemek yedirdiğimi hatırlıyorum. Çünkü burada sonra konuştuk ve o gözümün önüne benim böyle senin ağzını tıkıştırarak yemek yedirdiklerimi hatırlayıp tüylerim diken diken oldu. İyi ki ben hatırlamıyorum. Allah'tan ben hatırlamıyorum. Yok yani... ama şey rahattı, hani evde zaten öyle beğenilmeyecek pek bir şey pişmezdi ya. Yani yine bir şey yerdik yani. Ama zorlamazdı. Aç kalmıyordum ben. Aç hani. Yaşadım. Zorlamazdı. Yok, ben en azından hatırladığım kadarıyla yok. Yok. Ama belki hiç kardeşin olsun ister miydin daha? Var zaten bir kardeşim. Annemin neyse, burada açıklamayayım. Niye? Yok şey, bir kardeşim var. Babamın şimdiki hanımının ilk eşinden olan, 15-16 yaşında tanıştım. Hani aramızda bir kan bağı olmayan ama kardeşim dediğim bir insan güzel. Var yani. Evet. Ben de çok severim onu. İyi, var tabii, seviyorum yani. Hiç arkadaşım olmasa, kalmazsa kardeşim kalır. Ne güzel değil mi? Kardeş duygusu. Ama güzel. Sevinç'le de kardeş gibi büyüdünüz. Aşağı yukarı. Çok beraber takılmadığımız için hani Canbay'la hani 6 ay yan yana yattık. Canbay cinsi kardeş. Evet, aynı cins olunca çok etki, iletişim daha güçlü oluyor. Kız erkek çocuk olduğundan dolayı belki Sevinç'le böyle bir iletişim o kadar. Bir de Sevinç küçükken Dağhan'dan nefret ederdi. Ve ona eziyet ederdi yani. Kıskanıyordu o da. Hem de nasıl? Kardeş geldi evet, diye evet. Görüyordu belki. Evet evet, eziyet ederdi yani ona. Derslerle ilgili sıkıntı hatırlıyor musun? Mesela bu oğlum evladım dersini çalış. Ya o yine o rahatlıktan dolayı hani dersini çalıştın mı derdi. Ben de çalıştım derdim. Kontrol. İyi derdi yani, tamam hani zaten. Güzel. Tabii tabii öyle bir. O bir aramızda bir güven ilişkisi vardı yani. Hani bir kere yalan söyle, o duygu sömürüsünden seni böyle yerden yerlere vursun sonra. Ha, mesela bunları bilmek istiyorum. Tabii onun mesela öyle bir şey yoktu ama en büyük silah şey duygu sömürüsü. Tabii ben kötü anneyim. Tabii evet, ben kötü anneyim. Evet. Bunu yapmayın abi. Anneler bunu yapmasın. Ya bak, yani. Bu kadar kötü bir şey olmaz. Çok güzel. Doğru. Evet. Duygu sömürüsü yapmıyoruz. Duygu sömürüsü kadar bir çocuğa zarar veren ve böyle sıkışıp kalıp ne yapacağını bilmediği bir an olamaz. Evet. Yani. Ay hani, çok özür dilerim daha. Yani, tamam ben kötü anneyim dediği zaman hayır sen kötü anne değilsin ama. Ama ben de doğru söylüyorum. Bazı haklarım var. Diyor muydun? Annen ben kötü anneyim dediğinden. Duygusallıktan kafan çalışmıyor ki yani o sırada. O çünkü o şimdi rahat bırakmış ama çok rahat bırakmış. Bazı yerlerde ipin ucu kaçmış. Şimdi bazı yer dolayısıyla çatışmalar doğuyor. Çatışma doğduğu zaman da işte kuvvetler karşı karşıya geliyor ve sen bir hamle yapıyorsun. O sana karşı hamle yapacağı yerde tamam ben kötü anneyim. Duygu sömürüsünü yaptığın bitti. Kendini yerlerden yerlere vur yani. Duvardan duvara evet, vur. Bu anlattıkların çok da yabancı değil. Hepimiz bunların benzerlerini yaşıyoruz. Yapıyor değil mi? Geri dönüp kendimizi anneler olarak sorguluyoruz. Mümkün olduğunca sizin gibi iletişimin güçlü olmasında onu güçlü tutmaya çalışıyoruz. Fayda var. Evet tabii yani problem şimdi, yok. Şimdi eğlenceli tabaklar. Sebze hatırlar mısın? Sebze. Ben Dağhan'a sebzeyi zor yedirirdim. Bütün anneler gibi. Ve sebze köfteleri yapardım Dağhan'a. Daha sonra hatta bu aramızda da konu oldu. Birisi sen bana anne bana sen nasıl sebze köftesi yapıyordun? Birisi sordu demiştin. Hatırladın mı? Böyle kıymaların içine. Falafel. Falafel style mı? Nohut. Evet işte şeyin içine, kıymaların içine böyle şeyleri rendeliyordu. Zaten bir tane menüsü vardı. Kim gelirse giderse aynı menüyü yapıyordu yani. O şeye sarılmış tavuk. Milföye sarılmış tavuk. İşte ondan. Ama o spesiyali demek ki. Evet. Ben ondan. Hayır. Bir sürü yemek yaparsın bir tane spesiyali olur ama bir tane spesiyali varsa o spesiyal değildir yani. Yani ben artık pes ediyorum. Kurtarmak için zerinli. Ben derhal şey. Peki. Benim için gerçekten zor bir şey. Çünkü ben onu oğlum olarak görüyorum. Mesela bana şimdi Dağhan diziden ayrıldım. Dağhan dizi. Ya ben Dağhan'ın annesiyim diyorum ve diziyle gerçekten ilgili değilim diyorum. Böyle bir sıkıntımız oluyor. O burada olduğu için mesela acayip heyecanlıyım da hani görevimi başarıyla yapamıyorum. Nitekim geçenlerde stand-up'a geldi.
en kötü performansı sergiledi. Heyecanlandı. En kötü ama konuşuyoruz dedim. Ay bilmem neleri. Gerçekten kötüydüm yani. O kadar kötü oldum ki. Hatta şöyle oldu. Dahan ilk başta yoktu ve onu bildiği için sessizce geldi. O biliyor çünkü. Sessizce geldi fakat sevgili Uğurkan Erez oğlun geldi dedi. Oradan sonrası bitti. Bitti yani. Şunu oldum. Oynayayım ve buradan bir an evvel ineyim. Bu bitsin bu iş oldum. O kadar kötü oldum yani. Neden öyle bir şey çok, oluyor sence? Çok heyecanlı bir şey. Yani düşün. Sen mesela... Acaba şu olabilir mi? Anne babalık suçluluk duygusuymuş ya bir ömür boyu süren. Yok böyle o kadar da suçluluk. Böyle gibi mi geliyor suçluluk? Hayır şimdi şöyle bir şey var tabii. Aynı mesleği yapmıyorsun ama neticede gösteri sanatları. Yani bir de daha bu işi bilen hani stand-up işini seyrederek falan bilen benim, bir adam. Benim yani. Açımdan da baktığın zaman annen stand-up yapıyor. Anne yani. Stand-up yapıyor. Zaten sonunu öyle bitirdik yani. Bu çıktı işte diyor ki stand-up yapıyor falan. Peki anne yap dedim yani yap yani ne yapayım hani seni engelleyecek halimiz yok yani. Hani... Ama çok güzel bir şey bu çok üretken bir anne. Güzel bir şey ama şimdi o demin hani olmalı. Bahsettiğim şey var ya hani herkes annesinden babası da biraz utanır ya yani. Hadi şimdi oraya çıkıyor hadi çıktı herkesin tamam güzel hadi kaldırdım bunu yani eyvallah bunu sindirdim tamam çok güzel. Şimdi mesela bir espri yapıyor ama ona gülmüyorlar. Mesela o sırada utanıyorsun yani bu kadar net. Bana diyor ki işte evladım yani diyor kaç kişinin annesi stand-up yapıyor diyor. Anne diyorum ben de onu diyorum kaç yapma. Kişinin annesi stand-up yapıyor ne olursun. Ben şey istemiyorsan yapmayayım ama dedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz Ayşe'yi çok neşeli, sevimli kişiliğiyle tanıdık. Çok da başarılı şovları var. Bunu herkes görmeli ben de öyle düşünüyorum. Evet, daha biraz üstünde işte çalışacağız mutlu. Onun. Evet. Ben evet. Daha ona sen biraz destek ol. İnan, mesai harcamadım. Annelerin evlatlarının desteğine çok ihtiyacı var. Tabii. Evlatların da annelerinin yüzünden. Muhakkak hiç şüphesiz. Ne güzel işte. Bu ihtiyaç zaten ilişkiyi güzelleştiriyor. Daha çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bittim çok ya. Daha ben ederiz. Yeni başladım. Gene gel. Biz devam ederiz makyaj odasında sohbet. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Ben başarılar teşekkür diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Özellikle devamını diliyoruz başarılar. Salamlı adam çok iyiydi. Kulağı çok iyiydi yani. Evet biz ne diyoruz? Her yaştan çocuğun. Çocuğu ve annenin dostu olan program bugün de sona eriyor. Yarın görüşeceğiz. Yarın konuşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.